ben daha önce tanımıyordum, bilmiyordum. Dün akşam okurken inanamadım yani. İnanılmaz bir müzik geçmişi var yani. Evet, konservatuvar olduğu için. Konservatuvarın ötesi, yurt dışları, evet. Sürekli bir yerlerde dolaşma. Yani oyunculuğa nereden şey yapıyor? Gayet de başarılı ve iyi gidiyormuş. Kötü anlamda söylemiyorum. Yok, yani, anladım sizi. O şeyi merak ettim, geçişi merak ettim, kırılma noktasını merak ettim. Ama devam ediyor diyorsunuz galiba. İkisi evet, zor... ediyor. Yani tam dediğiniz gibi oldu, kırılma noktası bilmiyor. Oldu. Biraz anlatır mısınız? Mersin Konservatuvarı. Evet. Oradan ben zaten müzisyen bir ailenin çocuğu olduğum için evde ablam piyanist, işte kız kardeşim cello çalıyor, babam zaten müzik öğretmeni, üniversitede yıllarca çalıştı falan. Annem hep şarkı söyler evde. Ben zaten böyle bir evde büyüdüm. Allah Allah. Sonra benim okul hayatım başarılı olunca acaba sen hani müzikle değil de başka bir işle mi uğraşsan dediler. Ben öyle bir heveslendim ama olmadı. Yani o dönem sınavlar vardı, Anadolu Lisesi falan giriyorduk. Kazandım ama istemedim. Ben yine de böyle herkesle uyumlu bir şey yapmak istedim. Konservatuvara girdim. Yıllarca tabii çok disiplinli bir eğitim alıyorsunuz. Mersin'de okudum. Mersin'den Bilkent'e yatay geçiş yaptım. Orada liseyi, üniversiteyi bitirdim. Bu sırada işte yurt dışlarındaki masterclasslara, workshoplara gittim. Çok iyi flütçülerle çalıştım, evet. Falan. İyi orkestralara hani kabul edildim. Onların sınavları oluyor çünkü toplama orkestralar onlar. Bayağı böyle dünyayı dolaştık filan. Her şey çok iyi giderken dediğiniz gibi bir kırılma noktası oldu. Lisans 3. sınıftaydım. Ve artık böyle orkestralar sözleşmeli de çalışan almayacaklarını söylediler. Ben de yurt dışında yaşamak istemediğime karar vermiştim o zaman zaten. Çünkü biz yurt dışında da çalışabiliyoruz yani herhangi bir orkestrada. Dedim Türkiye'de iş bulmak daha zorlaşacak falan. O dönemde böyle biraz tiyatrocu arkadaşlarımla falan konservatuvarda bahçede otururken konu konuyu açınca falan. Bir arkadaşım dedi ki ya böyle ben Ankara'da bir dizide oynuyorum. Senin gibi bir kız arıyorlar, denemek ister misin dedi. Ben yapamam ben öyle bir şey dedim yani. Gülerim, utanırım falan. Ben seni çalıştırırım dedi. Ve ben sonra Ankara'da bir günlük diziye girdim. O kadar keyif aldım ki hiç tahmin etmiyordum bu kadar keyif alacağımı. Çünkü bana biraz tiyatrocuların çalışma hayatları, onların oyunlarında falan da müzik yapmıştık biz okuldaki arkadaşlarımızın. Ben çok utanırdım onların yaptığı şeylerden. Ama ne biçim şeyler yapıyorlar falan diye. Sonra bu işin içine girince bu bir de böyle İstanbul'a daha sonra işte bir diziden çağrılınca falan filan dedim ki ya tabii öyle bir kültürüm olduğu için ben bunun eğitimini alayım. Çünkü konservatuvar eğitimini müzikten de almış olsa insan bir disiplin sahibi oluyor. İç disiplin bu. Utanıyorsun, daha iyi yapmak istiyorsun. Sonra oyunculuk eğitimleri, işte daha sonra işte bir tiyatro oyunu Moda sahnesinde işte Mert Fırat, şimdi Çağlar Yalçınkaya ile çok iyi bir tiyatro ekibinin içinde Kemal Aydoğan yönettiği bir oyunda oynayınca hayatım bir anda böyle inanılmaz bir... orada ama keman çalıyordunuz değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, orada ben flüt çalıyorum. Flüt çalıyordunuz, evet. Evet, ben oyunu izledim metni çünkü. Keman. Ha, öyle mi? Evet, evet. Ben orada işte kemanı flütle değiştirdik. Evet. Ben flüt çalıyorum. Hı-hı. Çünkü metni öyle oyunun. Yani özellikle belirtmiş bunu yazar. Hı-hı. Profesyonel bir şekilde enstrüman çalsın. Bu Maria karakterini oynayacak, evet. Oyuncu diye. Evet. Böyle yani hep de cebimde de kalmış oldu bu. Ben şimdi tiyatro oyununda oynuyorum ve bu flütü bu kadar iyi seviyede çalabildiğim için oynuyorum aslında. Ha. Oyunculuğu birazcık orada onlardan öğrendim gibi oldu. Yani evet, aslında yani o kadar üst seviye onlarla oynayabilecek kadar yetiye sahip değildim ama daha sonra onlarla oynaya 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 o da gelişti.